Kardeşim merhabalar. Merhaba abi. Kardeşim sorumuz şu. Buyur abi. Malum Türkiye'nin 85 milyona yakın bir nüfusu var. Evet abi. Ama bu nüfusun nereden baksan 50-60 milyona yakını batı şehirlerinde yaşıyor. Evet abi. Bu Türkiye'nin gelişmesi için sıkıntılı değil mi sence? Kesinlikle sıkıntı abi. Şu anda yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yoğun bir göç var. Biz kendimiz de şahsen gurbetçiyiz abi. Burada çalışıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde batıya göç var. Kesinlikle ve bu oran çok büyük bir oran. Neden yani, kardeşim? Bu neden? Çünkü bunun sebebi ne? Bunun sebebi en başlı bence yani Kürt sorunu diye düşünüyorum. Çünkü sadece Kürt sorunu mu? Yatırım. Kesinlikle yatırım da tarıma öncelik verilmemesi. Tarım. Ondan sonra doğuya ve batıya yani arasındaki fark, Güneydoğu ve doğuya yatırım kesinlikle yapılmaması. Çünkü ben kendim Karslıyım. Kars'ta toplasan elle sayılır fabrika vardır veya yoktur. Oraya açılsa ben burada çalışmam. Orada çalışırım. Burada ne işim var? Bursa yabancı memleket yani. Burada işim yok. Hani orada çalışırım. Orada ailem orada, amcam orada, teyzem orada, halam 77 sülalem orada. Ama ben buradayım. Kendi ailem, şahsen annem, babam bile yani burada değil yani. Hani bu durumdan biz de hoşnut değiliz yani. Memnun değiliz ama ne olacak peki böyle kardeşim? Sistemin değişmesi lazım. Nasıl değişecek bu sistem? Şart yani ya. Öyle değişiklik derken nasıl bir değişiklik bu? Hükümet olarak değişmek, ama hükümet ve zihniyet. Şimdi hükümet dedin ya, biliyorsun 14 Mayıs'ta Türkiye bir seçim yaptı. Dolayısıyla 4,5 yılda 21 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar 4,5 daha yönetecek, bir daha yönetecek. Sen yani değişiklik olsun diyor ama o mümkün değil. Zihniyete gelecek olursak nasıl değişecek zihniyet kardeşim? Zihniyetin insanların okuma oranı yükselmesi lazım. Okullar olsun yani, kitap okuma oranı olsun. Yani şu anda boş işlerle uğraşan bir sürü insan var. Bir kavga dövüş dediğinde bir sürü insanlar yöneliyor ama bir kitap bir şey dediğinde uzaklar maalesef. Okuma oranı çok düşük. Öğrenciye öğretmene verilen değer düşük. Bütün öğretmenler, öğrenciler hepsi şu an yurt dışında. Millet yani tutuyor. Şurada bir anket yapsak yurt dışına gitmek ister misiniz? Milyon tane insan yurt dışına gider. Milyon tane insan yurt dışına gider. Yani Türkiye'de kalmak istemez. Halbuki vatanı burası ama burayı aynı anda bırakıp gider yani. Mesela çünkü bıktırmışlar. Milyonlarca gider diyorsun ya. Örnek veriyorum Almanya, Avusturya, İsviçre evet, başlı başına. Yok yok. Bu ülkeler vizeyi kaldırsa Türkiye'nin hali ne olur? Türkiye'nin hali... Kaç nüfus kalır acaba? Nüfus kalmaz yani. Gerçekten kalmaz. Yani şu an bana sorsan gider misin? Ben de yarın öbür gün tabii evlilik düşüneceksin, şey düşüneceksin, bir gelecek düşüneceksin. Geleceğim için burada alsam aylık, ben pasta ustasıyım abi. Burada alsam 20-25 bin TL, oraya gitsem alıyorum 60-70 bin TL. Diyor ki ona göre masrafım var. Gidenler yani affedersin de şeyler mi abi yani? Teşekkür ederim. Çalışmıyor musun? Ben teşekkür ederim. Önce merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? Hamdolsun. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Türkiye'nin malum biliyorsunuz 85 milyona yaklaşan bir nüfusu var. Bunu işte Suriyelilere katarsak belki biraz daha rakam yukarı çıkıyor. Tam bir yak ama böyle yaşıyorlar burada. Doğru, yaşıyorlar. Ama, evet. Bu nüfusun yarısından çoğu batı şehirlerinde yaşıyor. Ve ülke yani Anadolu şehirleri adeta insansızlaşıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir genç olarak? Nasıl değerlendiriyorum? Ben yanlış değerlendiriyorum. Çünkü bence Doğu'nun da aktifleşme ihtiyacı var. Çünkü orası da bizim ülkemizin bir parçası. Onun için soruyorum zaten. Orası da bizim ülkemizin bir parçası. Yani ben böyle düşünüyorum bu konu hakkında. Özellikle tarım ve hayvancılık evet, adeta dibe vurmuş durumda. Ama yani o fabrikaları falan kapatırlarsa tabii ki de insanlar fabrikalarda çalışmak isteyecek. Doğu şehirlerinde pek fabrika yoktu ama fabrika evet, yapılması için de bir akıl yok orada. Evet, evet. Yani bir eğitim yok orada. Doğru. Ya ben normalde İstanbul'da yaşıyordum. Ya orası çok kalabalık. Yani İnsanların artık bence dağılması gerekiyor. O İstanbul'da şey, o İstanbul diyorum. İstanbul'a gelenler de sonuç itibariyle evet, Anadolu'dan geliyorlar. Tabii ne için? De. Kendi şehirlerinde doyamadıkları evet, için, yaptıkları işten para kazanamadıkları için mecburen evet, batı şehirlerine geliyorlar. Evet, bu kiralarını falan da bu yüzden çok arttırdılar zaten. Yani çok sıkıntılı durum. Yani her toplu taşıma çok kalabalık. Her şekil yani dağılması gerekiyor. Buna bir çözüm bence. Nereye yani gidiyor Türkiye'nin gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? Ya bence iyiye gitmiyor ya. Daha iyi şeyler olabilir. Yani çok övüyorlar herkese ama daha iyi sonuçlar elde edebiliriz bence. Senin bir genç olarak ümidin var mı size ikinize de? Yani benim çok bir ümidim kalmadı ama hala yani sonuçta bir şeyler yapmak gerekiyor bu ülke için. Sonuçta biz bu ülkenin gençleriyiz. Daha iyiye taşımamız gerekiyor. Elimden gelince okumaya çalışıyorum ben şu an. İnşallah ülkemi iyi yerlere taşırım. Ya mesela okulu bitirdikten sonra evet, sana deseler ki madem ülken için bir şeyler yapmak istiyorsun sen Hakkari'de yaşa deseler yaşar mısın? Yaşamam. Kızım yaşamam. Yaşamam zaten yani mühendislik okuyorum. Hakkari'de mühendisliği yapabileceğim bir alan yok zaten. Alan oluştursalar. Aynen, alan oluştursalar bilmiyorum. Yani Hakkari hakkında çok bir fikrim yok. O yüzden doğru değerlendirmeye... Bu Hakkari'de olabilir, Ağrı da olabilir. Evet. Mardin'de olabilir. Evet yani. Mardin Akar'da yani bence Akar'da. Aslında Mardin falan çok yani güzel yerler ama işte dediğiniz gibi çok imkanı yok.
Yani hep İstanbul veya buralar. Evet. Sizin gibi gençler son olarak bir şey daha sorayım. Hep böyle yurt dışına gitme gibi hayalleri var. Sizin de böyle bir hayaliniz var mı? Var. Var evet, ama ben temelli gidemem çünkü Atatürk'ün gençleriyiz. Bu ülkeyi bırakıp gidemeyiz yani bu şekilde. Özellikle 100. yılda evet. Da yani bilmiyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Var ama. Yani bilmiyorum yani 100. yılımız oldu. Herkes umutsuz ama içimizde bir umut olması gerekiyor. Yani batı şehirlerinde genelde daha çok batı taraflarında olduğu için hani çoğunluk oraya geliyor. Yani doğu tarafında çünkü hani daha çok tarım etkili. Yani bu yüzden de sanayi göçü gibi bir şey yaşanıyor. Peki doğu tarafına da sanayi yapılsa, sanayi götürülse insanlar doğdukları yerde doysalar olmaz mı? Yani olur, güzel olur aslında da işte yapılmıyor. O daha zahmetli olur yani çünkü hani Türkiye'de hani toprak yapısından dolayı hani. Yani çünkü o taraflar daha zahmetli oluyor yani daha maliyetli oluyor. Sen mesela hani doğduğun, yani örnek vermek gerekirse doğduğun yerde doysan olmaz mı kardeş? O önemli değil mi? Aynen. Öyle olunca ne oluyor? Batı şehirleri betonlaşmış oluyor. Betonlaşınca ne oluyor? Bir sıkıntı meydana geliyor yani. Yani İstanbul'u görüyoruz zaten şu an önümüzde var. Gidişatı nasıl görüyorsun kardeş? Abi vallahi gidişatı hiç iyi değil. Neden? Yani, ne abi yani? Abi çünkü zaten ekonomi zaten başta yani. Abi ekonominin durumunu görüyorsun yani. Abi zaten şu anda da savaş var. Yani abi zaten savaş çıkmadan zaten önce de ekonomi iyi değildi. Aynen öyle yani. Abi zaten şimdi hani bu savaş da hani abi her türlü gelecek yine bizi vuracak hani. Yani zaten her savaşta zaten her zaman hep biz etkileniyoruz. En çok etkilenen Türkiye oldu. Neden biz etkileniyoruz? Hani güçlü ekonomimiz vardı. Yok. Hayır abi vallahi bizim ekonomi şu an hani tırt. Hani yani aşırı kötü. Hani hem ekonomi kötü, hem savunma sanayisini adam akıllı geliştiremedik. Yani abi zaten Türkiye ya ben abi zaten Amerika ile zaten İsrail'in yani bir nevi kuklalığını yapıyor. Hani bir tek sadece Türkiye'de değil hani bütün Arap ülkelerinin hepsi. Ya neden böyle kardeş? Düşünsene sen 9 milyon 10 milyon bir İsrail var. Toplamda 20-30 milyona yakın abi bir Yahudi var. Eski Yahudi de Müslüman, eski Müslüman değil. Yani Yahudi eski Yahudi ama Müslüman eski Müslüman değil. Aynen. Ne demek istiyorsun? Bir açar mısın? Ne ya yani abi hani onlar hani kendi kültürlerini her zaman yaşarlar yani abi ama Müslümanlar sadece hani kültürlerini mi yaşıyorlar? Dini de yaşıyorlar. Aynen öyle ya yani. Asla abi, yaşadıkları yani dinden taviz vermiyorlar. Tabii abi. Ya yani abi ama hani Müslümanlar hani artık onlar yobazlaştı hani. Hep özentilikten yani hep böyle Batı'ya bir özenmekten hani hep artık. Yani ne kendi dinimizde kalabiliyoruz ne kendi yöremizde şey. Ne olacak peki böyle? Ya ekonomi zaten iyidir. 3-5 sonra şey diyorlar. Adamlar hani 1900'lü yıllarda araba yaparken biz daha yeni 2023'te TOG'u çıkartıyoruz mesela. Yani 3-5 sene sonra hani Erdoğan şu an bir şeyler için çabalıyor ama 3-5 sonra düzelecek diyorlar da ben pek zannetmiyorum düzeleceğini. Zaten bu savaş yüksek ihtimal dediği gibi bize de vuracak. Ekonomi desen dolar aldı başını götürüyor. Senin gelecekten ümidin var mı kardeşim? Abi bu ülkede yok pek. Neden? Yani eline güzel bir meslek alsan da çoğu eline meslek alanlar da hani A101'lerde, şoklarda çalışıyor zaten. Gördüğünüz gibi yani benim amcam da mühendislik okudu. Uzay pastanesinde çalışıyor. Hukuk okudu. Hukuk değil mühendislik okudu. Mühendis okudu, uzay pastanesinde. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi Türkiye'nin gidiş hakkını ben hiç iyi görmüyorum. Şu anda duruma bakarsan yani ortam çok bozuk. Başta onu söyleyeyim. Evet. Yani insanlar ne yapacağını bilmiyor. Adam öyle oluyor ki kardeşim bile tanımaz oldu. Hale düştük yani şu andaki duruma bakılırsa. Ben öyle görüyorum hani artık iklimden mi, insanlardan mı bir değişiklik var yani. Çok acayip değişiklik var. İklimden ziyade insanlarda bir çürümüşlük yok mu abi? Yani kiracı ev sahibi çatışmalarını hiç görüyorsunuz. İşte kavgalar, öldürmeler. Yani çocuk annesini babasını katlediyor. Ya inanılmaz bir süreç geçiriyoruz biz ya. Vallahi aynen öyle dediğin gibi hangisinde başlayacağım bilmiyorum ama gidiş hakkını hiç iyi görmüyorum bu ara. Yani insan babasını annesini bile tanımaz hale geldik ya. Yani çok vahim bir durumdayız şu andaki duruma bakılırsa. Yani belki 15-20 sene sonra belki biz göremeyiz ama durum daha da çok vahim olacak. O durum onu gösteriyor. Hele ki şimdiki gençler hiçbirbirini tanımaz oldu. Gerçekten yani biz yaşlı olarak bir şehirde eskiye göre çok iyiydi. Eskiden ya gidiş insan komşuya gidip gelmeler vardı. Şimdi komşuyu tanımıyor. İnsan evinde cenazesi oluyor, ölüyor. Hiçbir şey oluyor. Gidip bakmıyor. Hiç kimsenin yanına gitmiyor. Herkes internete, telefona maillemiş. Oraya kafa yıldıklamış. Sokakta bile kimseyi tanımıyor. Özellikle son 20 senede ne olduysa oldu abi. Aynen öyle. 20 mesela 30 sene diyebilirim sana. 30 sene önceki duruma bak, şimdiki duruma bak.
Çok vahim bir durumdayız abi. Ben hiç iyi görmüyorum. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Türkiye'nin biliyorsun işte 85 milyona yakın bir nüfusu var. Evet. Bu nüfusun nereden baksan yarısından çoğu batı şehirlerinde yaşıyor. Evet. Sence bu doğru bir şey mi? Yani batı şehirleri adeta bir insan yoğunluğu, betonlaşma. Anadolu küçülüyor. Tarım, hayvancılık adeta yok olma derecesinde. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde yükselti fazla olduğu için... Nasıl? Yani yükselti fazla olduğu için iklim şartları nedeniyle yaşamak istemiyor insanlar. Hem de... Sadece bu mu kardeş? Yani Anadolu'da 1000 yıldan beri insan yaşıyor ya. Ama orada yani... Mesela örnek vermek gerekirse bundan 40 sene önce, 50 sene önce Anadolu'daki insan nüfusundan ziyade hayvan nüfusu, tarım alanları şimdikini fersah fersah katlıyordu kardeş. Ama şimdi siz bütün yatırımı batıya yaparsanız doğuda yaşam olmasını... Ben onu demek istiyorum ki. Yani. Neden böyle bir şey, böyle bir hata yapılıyor? Bu 100 yıldır yapılıyor yani, hala yapılmaya devam ediliyor. Hala yatırımlar, bakın etrafınıza. Bak inşaat burada var, orada inşaat yok. Yani bu inşaatın burada olmasına da karşı değilim. İnşaat olmasın, tarım, inşaat olmasın, tarım olsun, hayvancılık olsun kardeşim. Yani tarımın da bir fabrikası olmak zorunda, sadece şey olarak düşünmeyin. Batıda bütün her şey serada yapılıyor. Yani bugün Hollanda'nın nüfusu Bursa kadar ama dünyaya ihracat yapıyor. Tarım ihracatı yapıyor. Evet. Çünkü seralarda yapıyorlar, fabrikalar. Sadece serada yapmıyorlar Hollanda'da. Yani tarım da fabrikalaşmalı. Evet. Yani. Hayvancılık Hollanda'da Birleşik Devletler'den sonra ve Avustralya ve Arjantin'den sonra zirve yapmış durumda. Ama yüz ölçümü Bursa'dan daha küçük, nasıl oluyor? Evet. İşte Konya kadar bir ülke dünyaya... Yani burada sorduğunuz sorunun cevabı içinde zaten. Yani insanlar burada iş imkanı bulduğu için daha rahat... refah seviyesine ulaşabildiği için burada yaşamayı tercih ediyorlar. Ama siz doğuda yaşamayı kolay hale getirirseniz, oraya yatırımlar yaparsanız, ben mesela Gaziantep'liyim. Gaziantep'e gitsem iş bulamam, biliyorum ki orada da sanayi var. Bursa'da yaşamayı tercih ediyorum. Ama siz neredesiniz? Orada doğru düzgün bir, ben Bursalıyım. Biz Bursa'nın yerlisiyiz. Doğru düzgün bir yatırım olmuş olsaydı sen Antep'ten kalkıp oraya gelmezdin. Yani buradan oraya giden var, oradan da buraya giden var. Şöyle, yani bu bir devlet politikası haline getirilmiş. Bir algı operasyonu söz konusu. Doğru düzgün yatırımlar, doğru düzgün algılar yapılmış olsa, doğru düzgün eğitim verilmiş olsa herkes doğduğu yerde yaşamaz mı? Siz duydunuz mu bugün Almanya'da Köln'de yaşayan bir insanın Stuttgart'a geldiğini? Ya şimdi tarım üzerinden devam edelim. Biz hani burada sadece jeopolitik olarak bir şeyden bahsetmiyoruz. Oradaki barajlar şu an faal mi? Yani Atatürk'ün yaptığı barajlar faal mi? Bunları sorgulamak lazım. Siz barajları kapatırsanız, hayvancılığın önünü kapatırsanız, besiciliğin önünü kapatırsanız insanlardan bunu yapmasını bekleyemezsiniz ki. Abi batı şehirlerinde sanayi daha yüksek olduğu için buraya geliyorlar. Şimdi ülkemizin insanı ücreti beğenmiyor, şey yapmıyor, çalışmıyor. Ne yapacak? Adam da otomatikman Suriyeli'ye iş verecek. Suriyeli'ye neden iş verecek? Arkadaşa 400 lira diyor mesela, günlük çalışmıyor. Suriyeli'ye diyor 200 TL, Suriyeli kafasını yiyor, 10 saat çalışıyor mesela. Asgari ücretin saatinden de fazla çalışıyor ve de az parasını alıyor. Doğu şehirlerine yatırım yapılsa olmaz mı? Yanlış bir politika değil mi bu yatırım yapılmaması? Bence yapılması gerekiyor çünkü Doğu şehrindeki kültür bence batıdakinden daha fazla olduğu için Doğu'ya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Yani hayvancılık da aynı şekilde dibe vurmuş durumda tarımla birlikte. Bitçe bitiyor. Evet. Nereye gidiyor bu ülkenin hali? Vallahi hiç sormayın. Bilmiyoruz vallahi. Sizin gidişattan ümidiniz var mı genç olarak? Asla yok. Asla yok. Neden kardeşim? Vallahi... Çünkü belli. Ben şimdi üniversite sınavına gireceğim ama hangi, yani ne bölümü seçeceğim? Hangisini daha öne açayım? Ne okursun, gelecek kaygısı geleceğim var yani. Geleceğim yok. 4 yıllık mı seçeceğim, 2 yıllık mı seçeceğim? 4 yıllık da seçsem bir şey olamayacağım. 2 yıllık da seçsem bir şey olamayacağım yani. Soru soruyoruz biz sizin gibi gençlerle karşılaştığımızda. İmkanınız olsa... Veya sizin gibi gençler böyle kaçak yollardan falan hep yurt dışına gidiyorlar. Sizin de böyle bir planınız var mı? Yani ben aslında ülkemi bırakmak istemiyorum. Ben yani ülkemi seviyorum tabii. Kimse bırakmak istemez ülkesini ama yurt dışı olanakları geleceğimiz açısından çok daha iyi olduğu için tabii ki gitmek isteriz.